Önceki gün paylaşılan aşı haberiyle yaşanan rally'nin ardından Amerikan endeksleri dün karışık performans sergiledi. Covid-19 salgını ve aşı hakkında olumlu gelişmeler endekslerdeki bir yıllık kaybı belli ölçüde çevirirken mali destek paketi tarafında belirsizlik piyasanın yükselişe yeteri kadar destek olamamasına sebep oluyor. Dow Jones %0.9 değerlenirken S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0.14 ve %1.37 değer kaybı yaşadı. S&P 500 endeksi, teknoloji hisselerinin kayıpları, sanayi şirketlerinin kazancından fazla olması sebebiyle rallisine son vermek durumunda kaldı. En çok değerlenen sektör enerji oldu. Sanayi şirketleri belirsizlik ortamında artan mevduatların aşının yaratacağı rehavetle tüketime dönüşeceği düşüncesiyle olumlu fiyatlanmaya devam ediyor. Microsoft'un salgından kaynaklı artan oyun gelirlerinin kaybedileceği endişesiyle %3.3 civarında değer kaybetmesi ve Salesforce'un %4.5 düşmesi dikkat çekerken, aşı haberleriyle değerlenmeye devam eden Boeing %5.2 artış kaydetti. Coca-Cola ve Verizon ise %2 üzerinde değerlenerek seansı sonlandırdı. S&P 500 endeksinde ise önceki günkü yükselişin ardından kar realizasyonları ve hisse satışı sebebiyle American Airlines %6.2 değer kaybetti. General Electric ve Ford Motor %2.5 civarı primlenerek dikkat çekti. Tesla ise bazı modellerinde yaşanan dokunmatik ekran kararmaları için geri ödeme yapacağını açıklamasıyla diğer otomobil üreticilerini eşlik edemedi ve %2.5 civarında zarar etti. Bir diğer önemli gelişme ise Times'ta yayınlanan habere göre Avrupa Birliği'nin yakın zamanda Amazon'a resmi antitrust suçlamasında bulunacağıydı. Hisseleri %3.5 civarında değer kaybı yaşadı. Salgının kötü gidişatını koruduğu Avrupa'da ise aşıya karşı endekslerde olumlu fiyatlanmayı sürdürüyor. Dün Eurostox 50, FTSE 100 ve DAX endeksleri %1 ila %1.8 arası değerlenerek günü sonlandırdı. Pazartesi günü değerlenen finans sektörü dün de yükselmeye devam etti. DAX ve Eurostox 50 endeksinde en çok değerlenen sektör finans olurken, FTSE 100 endeksinde en çok değerlenen sektör enerji oldu. Yine DAX ve Eurostox 50 sektörünün ikisinde de en kötü performansı gayrimenkul sektörü sergiledi. Hisse özelinde ise Rolls-Royce, hava taşımacılığında beklenenden daha erken toparlanma beklentisiyle dün de ralliye devam ederek %7 değerlendi. Aynı beklentiyle Airbus ise %6 civarı değerlendi. DAX endeksinde ise Volkswagen %5.2 artarak en çok değerlenen hisseler arasında yer aldı. Continental, Daimler ve Allianz ise %4.5 ila %3.5 arası primlendi. Ekonomik takvimin zayıf olduğu bugün Amerika morgıç başvuruları takip edilecek. Önceki gün aşı haberiyle beklenilenin aksine değer kazanan dolar endeksi dün yatay seyretti. Gün içerisinde en yüksek 92.974 seviyesini gören endeks, Amerika seansının son saatlerinde 92.802 fiyatından işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinin çoğu karşısında değer kaybeden dolaş, %0.64 ile en çok sterlin karşısında değer kaybı yaşadı. Önceki günkü değer kaybından sonra dün yatay seyreden Euro Dolar paritesi gün içerisinde 1.184 ve 1.178 bandında hareket etti. Aşağı birinin etkisini yitirmeye başlamasıyla 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.177 seviyesinin destek görevi görerek aşağı yönlü bir kırılmayı önlemesi muhtemel. Kırılması durumunda ise 1.16 seviyesi destek olarak takip edilecektir. Günün son saatlerinde 1.180 seviyesinden alıcı buldu. Sterlin dolar paritesi ise yükselmeye devam ediyor. Amerika seansının sonunda 1.325'ten işlem gören parite, Brexit konusunda beklenmedik bir olumlu gelişme yaşanması durumunda daha önce test ettiği ancak tutunamadığı 1.34 seviyesini tekrar test etmesi muhtemel. Spot altın önceki günkü kayıplarının ardından risk iştahının biraz normalleşmesiyle pozitif yatay bir gün geçirdi. Seansın son saatlerinde %0.6 değerlenmiş olarak 1874 dolar seviyesinden işlem gören altın Gün içerisinde en yüksek 1890 dolar seviyesini gördü. Yükselişin devam etmesi için 1900 dolar seviyesinin üstünde kapanış yapması şart. Aşağı haberinin gelmesi üzerine aşırı değerlenen petrol bugünkü yükselişini sürdürdü. Aralık vade WTI petrol %2.8 değerlenerek %41.42 seviyesinden işlem görürken Ocak vade Brent petrol %3 civarı değerlenerek 43.66 dolar seviyesinden alıcı buldu. Amerika başkanlık seçimlerinde belirsizliğin hafta sonu sona ermesi ve dün piyasaları hareketlendiren aşı haberleri sonrasında başta altın ve Amerikan 10 yıllıklarında görülen çıkışlar dün de kısmen devam etti. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 4 bas puan yükselerek 0.96 seviyesinden işlem görürken 10 yıllık tahvil ihracında da ortalama getiri 0.96 seviyesinde oldu. İhracın karşılama oranı ise 2.32 oldu. Avrupa 10 yıllık tahvillerinde de Amerika ile benzer şekilde satıcılı seyretti. İtalya, Fransa ve Almanya 10 yıllık getirileri hafif yükselirken, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi de 3 bas puan yükselişle 0.40 seviyesinden işlem gördü. Türkiye tarafında ise dün yaşanan olumlu havanın ardından Amerika açılışına kadar az da olsa satıcılı bir seyir izlenirken sonrasında alıcılı seyretti. Gün içerisinde 480 seviyelerine yükselen 5 yıllık CDS, Yönünü tekrar aşağıya çevirdi ve yaklaşık 15 puan geri çekilmeyle 450 seviyelerinden işlem gününü sonlandırdı. Yeni ihraç olan 5 yıllık hazine kıymeti hafif birimle işlem görürken daha uzun vadeli kıymetinde de yaklaşık 30 sent kazanım izlendi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.